Beslenmede bilinenin aksine koyunla sığırın beslenme alışkanlığı farklı. Sığırlara dikkat edin, dilleriyle yerler. Arkadaş söyledi, koyunlara dikkat edin, dudaklarıyla alırlar. Şimdi bu ne peki? Bu neden önemli? Bu hayvanın seçiciliği bundan daha az. Yine bilinenin aksine bunun kapasitesi daha düşük olduğu için aynı mereye saldığınızda sığıra göre daha seçici ve daha özel otları tüketen bir hayvan. Mide küçük, aynı küçük kapasiteye sığıra göre daha kaliteli almaya çalışan bir hayvan. Oysa ki genel algıda koyun ne verirsen yer gibi bakılır. Hayır, koyun öyle bir hayvan değildir. Aksine sığır öyledir. Sığırın kapasite büyük, daha çok tüketmeye ihtiyacı var ve bunu da diliyle yaptığı için şanssız aslında. Şimdi ilerleyen saatlerde rakamsal konuşmak sizi yoracaktır. Sadece hayvanın hangi dönemde neye ihtiyacı olduğunu kara içerisindeki rakamlarla bakın. Mesela 50 kilo canlı ağırlığındaki bir koyun kuru madde olarak yaşama payı olarak yani sadece hayatta kalması için 1 kilogram kuru maddeye ihtiyacı var. 60 kiloysa 1 kilo 100 gram, 70 kiloysa 1 kilo 200 gram, 80 kiloysa 1 kilo 300 gram kuru madde olarak yaşama payı. Yani arabanın rölantide çalışması gibi. Rölantide çalışırken tüketeceği miktar bu. Gaza basmadığımız dönemde. Gaza basacağımız 3 tane dönem var. Hem eski yetiştiriciler hem yeniler lütfen bu 3 döneme dikkat etsin. Bir tanesi koç katım dönemi, aşım yaptırdığımız dönem. Bu döneme gelmeden önce hayvanın kondisyonuna göre, sürünün kondisyonuna göre 1 ayla 1,5 ay arasında şu kuru maddeye göre hayvanı beslememiz gerekiyor. Az önceki 1,1 rakamları bakın 1,6, 1,7, 1,8 ve 1,9'a çıktı. Bu ne demek? Normalde bir birimle beslenen bir hayvan eğer 80 kiloysa neredeyse 2 birime kadar yem yemek zorunda. Peki hocam yediği zaman ne olacak? Yediği zaman daha erken koça gelecek bir. İkizlik oranı artacak iki. Toplu bir şekilde kısa dönemde koça geleceği için sizin doğumlarınız daha hızlı şekillenmiş olacak. Bu anlamda bu dönemde bu ilave beslemeye ihtiyacınız var. Şimdi bu grafiğe bakın sadece. Grafiğe odaklanın. 100 birim normal zaman. Yukarıda ne diyor? Kuru madde diyor. Yani yediği kuru yem miktarı. Flashing dediğimiz o koç katımı döneminde 100 birimden 150 birime çıkmış. Daha sonra hayvanları gebe bıraktık. Sonra düşüyor. Gerek yok. Ne zaman kadar? 3,5 aylık gebeliğe kadar. Sonra hayvanın son 1,5 ayı. Gebeliğinin son 1,5 ayı. Bu sefer 180'lere çıkıyor. Neden? İçindeki kuzunun, karnındaki kuzunun en hızlı geliştiği dönem. Ve siz içerideki kuzuyu ne kadar çok büyütürseniz doğduktan sonra ölme oranı o kadar azalır bir. Doğduktan sonra hızlı gelişme oranı o kadar artar iki. Bunu şöyle açıklarım. Besiciler özellikle kuzu besi yapanlar yarışırlar. Sen 4 ayda kestin, ben 3,5 ayda kestim, öteki 5 ayda kesti. Bu yarışa başlayacaksa eğer yetiştiriciler anne karnındayken başlaması lazım. Anne son 1,5 aylık gebeyken kuru madde ihtiyacını karşılarsanız eğer içerideki kuzu daha iri doğacağı için hem hayatta kalacaktır hem de hızlı büyüyecektir. Kuru madde alanına, kalsiyumuna kadar, fosforuna kadar bakacağız. Ondan sonra 1,5 katına çıkaracağız. Ama koyun yetiştiricisinin buna sabrı da yok, zamanı da yok. Gerek de yok. Onun yerine babacığım sen verdiğin yemi 1,5 katına çıkar. Eğer fabrika yemi veriyorsan, 300 gram veriyorsan 450'ye çıkar. Arpa veriyorsan, 100 gram veriyorsan 250'ye çıkar. 150'ye çıkar, pardon. Ama orada da, şimdi slaytın sonunda söyleyeceğim. Hayvanın ne kadar zayıfladığı da önemli. Eğer hayvan çok zayıflamadıysa, siz o hayvanı yağlandırırsanız bu sefer tersine etki yapıyor. Tam tersi, hayvan zayıfladı, çöktü, süt çok verdi. Sakız için konuşalım mesela. Bir deri bir kemik kaldı. Eğer siz bu hayvanı 1 ay boyunca böyle bir 2 katı beslemeyle kondisyonu tekrar artıya çıkarırsanız
O hayvandan ikizliğin %100 olacağına ben garanti ederim. O kamçılama lafı oradan gelmiş zaten. Kamçılama olayı oradan gelmiş. Var, ilerleyen slaytlarda var. Ama şimdi herkesin kullandığı yem ham maddesi farklı. Şimdi burada saatte ilerlediği için ben çok fazla rakamlara boğmadan 3 dönemin ikisini söyledik. Sonuncuyu söylemedik. Biri de laktasyon dediğimiz hayvanın süt vermeye başladığı dönem. Bir tanesi yaşama payı, bir tanesi ikiz kuzu payı. 200 grama çıktı bakın şeydeki kuru madde ihtiyacı. Çünkü sütle de protein, kalsiyum atılmış oluyor bir anlamda vücuttan. İhtiyacı var diyebiliriz. Eğer hayvan ikiz kuzu olduğundan eminseniz, çünkü artık ultrason tekniğiyle koyunculukta da gebe mi, boş mu, ikiz mi, tek mi bilinebiliyor. Eğer onu yaptırdıysanız o zamanki rakamlar biraz daha yüksek oluyor. Mesela şuradaki laktasyonun ilk 1,5 aylık döneminde ikiz kuzulu koyunlarda kuru madde ihtiyacı, yine bakın ilk tabloyu hatırlayın, 1 iken 2,1 ve 2,6 arasında değişti. İki tane kuzusu olduğu için. Bunun dışında özellikle ithal ırklarda veyahut da ithal melezi ırklarda E vitamini ve kalsiyum yönünden de rasyonda bir şeylerin olması gerekiyor. Sadece mera otuyla beslerseniz o konuda yetersiz oluyor. İlave yalama taşı veya enjeksiyon şeklinde bazı vitamin ve mineralleri vermeniz gerekiyor. Yalama taşı, bildiğimiz eski yalama taşlarını genelde tavsiye ederim. Kova şeklinde olanların pek çoğu merdiven altı üretim. Faydadan çok zararı var. Hayvan çok sevmesi için şeker basıyorlar. İçinde vitamin, mineral, iz mineralden ziyade şeker var. Hayvan çok seviyor ama bu sefer gebelik toksemisi, metabolik bir takım hastalıklara götürüyor işi. O yüzden orada güvendiğiniz bir marka, güvendiğiniz bir yalama taşı veyahut da kaya tuzu kullanabilirsiniz. Daha kesin olması açısından. Özellikle laktasyonda o sodyum kapatmak. Evet. Gebeliğin ilk 3,5 ayında küçük porsiyon, son 1,5 ayında büyük porsiyon olsun diye koymuştum bunu. 1,5 ay, 1,5 rakam aklınızda kalsın. 3 tane 1,5 var. Koç katımı, gebeliğin son 1,5 ayı ve laktasyonun ilk 1,5 ayında mevcut verdiğiniz miktarın 1,5 katına çıkmanız gerekiyor. Şimdi laktasyonun ilk 6-8 haftasında canlı ağırlığın %3 ile %4'ü arasında bir miktar hesaplamanız gerekiyor. Yani not alın bunları da, buna uyacağınızı ben zannetmiyorum. O yüzden koyun yetiştiricisine onun düşündüğü mantıkla verdiğinin 1,5-2 katı ver deyip geçiyorum. Yoksa hocam bilimsel kısmını anlatıyor ya, şimdi rasyon yok mu, rasyon yok mu? Rasyon var. Yapacaksan ilk 6 haftasında canlı ağırlığı eğer tek yavruluysa %3'ü, 60 kiloysa 1,8 kilo vermen lazım. İkiz yavruluysa %4'ü, 2,5 kilo vermen lazım. Ama koyunda sığır gibi daha o aşamaya gelmedik. İleride inşallah geliriz. İkiz doğuracakları ultrasonla belirleyip keşke yapsak, ikiz doğuranları, doğuracakları ayrı yere koyabilsek, tekleri ayrı yere koysak, o zaman o ikizlerde de ölüm oranını azaltırız. Sığırda şimdi öyle yapıyorlar. Adamlar 40 kilo süt verenle 30 kilo aynı vermiyor. Bölüyor şeyi, rasyonu. Bizde koyunda öyle bir şey olmadığı için bu detaya çok fazla şu anda girmiyoruz. Belki ileride daha çok para kazandığımız zamanlarda girebiliriz. Kalsiyum fosfor oranı 2'ye 1. Bunlar pek yetiştiricinin ayarlayabileceği bir şey değil. Ayarlayabileceği şey ne? Dediğim gibi eğer E vitamini ve selenyum eksiği varsa o sürüde, daha önce böyle bir şey yaşadıysanız E vitamini enjeksiyonu yapmanız gerekiyor. Kalsiyum, tuz vesaire eksiği varsa kaya tuzu sürüde her halükarda bulunması lazım diyebiliriz. Önemli uyarılardan bir tanesi şu. Yeni başlayacaklar için biz sığır değiliz diyor bu hayvan. Neden öyle diyor? Bir sığırın günlük bakır ihtiyacı 11-15 miligram bölü kilogram kuru maddede. Bir koyunun ihtiyacı ise maksimum 5 miligram bölü kilogram kuru maddede.
Eğer siz koyunlarınıza sığır için üretilmiş bir yem, sığır için üretilmiş bir rasyon, sığır için üretilmiş bir yem katkı maddesi verirseniz birikir, 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 birikir ve bir patlamaya başladığında durduramazsınız. Patır patır ölmeye başlarlar. İş işten geçmiştir. Hakan Hoca değil, Feriş Dağı gelse kurtarma ihtimali %10 civarındadır. Tedavisi vardır ama kurtulması çok düşüktür. O yüzden dikkat etmeniz gereken önemli noktadan da bir tanesi o. Sığır için üretilen yemler sığıra uygun bakıra ayarlanmıştır. Eğer uzun süre beslerseniz sizin sarılık diyebildiğiniz bakır zehirlenmesiyle karşılaşırsınız diyebilirim. Sığır için kullanılan yem katkı ve yemleri uzun süre yani bir ay, bir buçuk ay, altı ay, yani içindeki bakıra da bağlı da 2-3 ay verdik tamam hocam, ondan sonra normale döndük ya da işte dengeledik okey, ama sürekli onunla beslediğiniz zaman ortaya çıkar. Ve kurtulma ihtimali düşüktür. Özellikle sperma kalitesi, erkeklerde sperma kalitesi ve yapağı kalitesi için çinko, kobalt ve iyot önemli. Damızlıkçı işletmelerde kullanılır. Bununla ilgili aslında dediğim gibi eğer sürüde sürekli bir yalama taşı varsa ilave bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer tırnakta dökülme, yapağıda dökülme ya da yapağı yeme gibi şeyler varsa fosfor ve bu iz mineral eksiklerinin olduğunu düşünün ve hemen veteriner hekimden bir ilgili enjeksiyonu veyahut da ilgili katkı maddesini talep edin diyebilirim. Şimdi genelde Türkiye'de besleme özellikle Orta Anadolu'da Bursa'ya kadar olan genel yapıda saman hep var. Yöresine göre, yoncanın fiyatına göre değişiyor. Arpa genelde var, mısır değişiyor ve konsantre yem. Konsantre yem illa fabrika yemi algılamayın. Arpanın, ayçiçeği tohumu küspesinin ezmesi, mısırın fileyi. Yani eğer diğerlerine bulgur pilavı, pirinç pilavı diyorsak bu taraf fasulye, kuru fasulye tarafı için, etli tarafı. Ona göre baktığınızda miktar 250 gram hayvan başı ile 1 kilo arasında değişirken bunun oranları yine 250-1300 arasında değişecek. Peki hocam ne demek istiyorsun? Şöyle demek istiyorum. Yonca 300 gram, saman 500 gram, arpa 200 gram, mısır 150 gram, konsantreyem 300 gram. Yani al rasyon mu? En basit rasyon. Ama sen bölgende bilmiyorum şimdi o kadar çok bitkisel ürün atığı var ki adam bira posası kullanıyor, domates posası kullanıyor, elma posası, çiçek yağı artı ayçiçeği tohumu. O yüzden onlara göre buradaki rakamlar değişiyor. Peki hocam biz ne yapacağız? Eğer verdiğiniz, hayalinizdeki, bulduğunuz, ettiğiniz ürün işin kuru fasulye tarafındaysa, daha kaliteliyse, kaliteden kasıt protein ve enerji, ihtiyacımız olan iki temel şey. Öyleyse o zaman bunlardan azaltma yoluna giderek onu devreye sokacaksınız. Ama mesela gerekirse dediğim gibi ben anahtarlıklardaki telefonları o yüzden verdim. Ve hiçbir zaman 7-24 geç de olsa cevap veriyorum. Şundan dolayı domates posasının çok kullanılması hem toksik etki yapıyor, zehirlenmeye neden oluyor. Hem de kızgınlık göstermede, hormon aklıma gelmedi şimdi, o hormonun etkisini olumsuz gösterdiği için yani üreme problemi yapıyor diyeyim ben, yani özetle söyleyeyim. Üreme problemine neden oluyor. Dolayısıyla her zaman azı karar çoğu zarar mantığıyla bakmak lazım ve bir hayvana yeni bir yem giriyorsanız alıştırarak girmeniz lazım. Hele hele koyun, keçi ve sığırlar için. Birden döktüğünüz zaman sıkıntı olacak. Bir başkasında neyi değiştirmişiz mesela? Mısırı kaldırmışız. Konsantre yemi artırmışız ve arpaya dağıtmışız bunu. Diğerleri aynı gidiyor. Burada da temel rasyonunuz olsun. Temel boş hayvana, boş zamanda verdiğiniz bir rasyon. Hocam 300 gram saman veriyorum hayvan başına, 100 gram arpa veriyorum, bir de mereye götürüyorum. Ve hayvan da memnun, ben de memnun. Okey, bu temel rasyon.
Koç katımı döneminde ilave edeceğiniz şeyi bunun üzerine koyun. O 1,5 katı söylediğim rakamı bunun üzerine koyarak gidin. Bilmiyorum mantığı anlatabildim mi? Mesela adamın arpası bitmiş, mısırı bitmiş. Yem de ucuzmuş o zaman. Yarım kilo yem, saman 700 gram, yonca 400 gram. Fabrika yemi olacak diye bir şey yok. Sizin kendi karmayı oluşturduğunuz yemler de olabilir. Yani bununla ilgili gönderirsiniz bana. Hocam şunlar var elimde, ne vermem lazım? Ona göre miktarları biz hesaplar söyleriz. Mesela merası varmış. Arpa, mısır, yoncası bitmiş. Saman 900 gram. Mera artı konsantre yem 600 gram. Muhtemelen koça gelme dönemindeki bir sürü için söyleyebileceğimiz bir örnek rasyon. Hayvanların kondisyon skoru dedim ya, hayvan ne kadar zayıflamalı, ne kadar kilo almalı. Şimdi eğer elle alışkanlık haline getirdiyseniz, kurban pazarlarında çok yaparlar, sırt omurunu aynı bu adam gibi tutar, dokunarak kemikleri hissetme oranı, yağ dokunun olup olmadığına göre el alışkanlığıyla gelişen, kırkılmadıysa, yapağı üzerindeyse anlayabileceğiniz bir dokunsal bir şey. Bir bu kısım var. Oradaki kemik ne kadar çok elinize geliyorsa hayvan o kadar zayıf mantık olarak. Bir de görselde zaten çok rahat anlayacağınız, şimdi ben de size gösterdiğimde rahatlıkla ha hocam hakikaten öyleymiş diyeceğiniz bir nokta var. Biz buradaki kondisyon skorunu belirlerken bu hayvanın arkadan kesti olarak düşünün. Kaburgalardan diklemesine kestik. Üste bir kemik çıkıntısı, sağda ve solda uçak gibi bir kemiktir bu. Bastığımız yer şu bölge. Buradaki yağ doku hayvanın ne kadar yağlı olup olmadığını gösteriyor. Yağ azsa tabii ki hayvan az beslenmiş veya çok enerji sarf etmiş, yeni doğumdan çıkmış, yeni laktasyondan çıkmış, bundan kaynaklanıyor veyahut da yetiştirici ona yeterince yem vermiyor. Şimdi buna göre 5 sınıfa ayırıyoruz hayvanları. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Genelde istediğimiz şey 3 ile 3,5 arasında. Hemen hemen her dönemde bu oranda olması lazım. Kaburgalar hissedilse de üzerlerinde hafif bir yağ tabakasının olduğu bir skor. Bakın. Tek doğum yapmış 3-3,5. İkiz doğum yapmış 3,5-4. Ne zaman? Erken tohumlama döneminde. Sütten kesimde de 2'nin üstünde olması gerekiyor. Yani aklınızda kalacak rakam 3-3,5. Hayvana yakışan kondisyon. Neye kadar düşer bu? 2'ye kadar düşebilir. Neden? Çok süt verir. İkiz kuzusu vardır. Yem onu karşılayamamıştır. 2'ye kadar düşmesi normaldir. Şimdi bu biraz havada kaldı, farkındayım. Hayvan üzerindeki fotoğraflardan anlaşılsın. Şimdi burada gördüğünüz kondisyon 2 altında, 2'nin de altında ve üretimde kullanırken hayvanı çok zorlayacağımız muhtemelen üretmeyecek. Bu hayvan ne koça gelir, ne kuzu doğurur, ne başka bir şey. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Daha önce asistanken çekmiştim fotoğrafı. Şimdi çeksem jandarmayı çağırırım, bu adamın elinden bu hayvanları alın derim. Çünkü bu hayvanı besleyemiyor diye. Böyle bir hayvancılık yapacaksa yapmasın. Çünkü bu hayvan hiçbir dönemde bu kadar düşmemesi lazım. Bu kadar düşmesi için bu hayvanın hepsinin 300 doğurup şakır şakır süt veriyor olması lazım. Yetişememesi lazım. Böyle bir şey mümkün değil. Benzer bir hayvan yine. Bu da 2 kondisyonda mesela. 2 altında, hatta 1,5-2 diyebileceğimiz, kaşektik deriz biz Latince, zayıf anlamında. Kaşektik bir merinos koyunu. Azıcık daha onlardan hallice ama halen daha zayıf noktada olan, hatta hayvanda fosfor ve vitamin mineral eksikliği, izmineral eksikliğinden dolayı tüylerde dökülmenin olduğu bir yapı. Neden böyle? Hayvanlar bakın doğurmuş, yeni doğurmuşlar. Ve bunları beslemeye çalışıyorlar. Ve bu hayvan evde bir şey yememiş. Merada da pek bir şey gözükmüyor. O yüzden kendinden fedakarlık ediyor. Ha, ne olur bir sonraki dönem doğurmaz. Koyun çok zeki bir hayvan. Bir sonraki dönem yırtınsanız dahi o hayvanı gebe bırakamazsınız. Çünkü kendi enerji ve
kendi kondisyonunu toparlamadan doğuramayacağını o da biliyor. Artık biraz daha iyiye doğru gidiyoruz. 2,5 ile 3 arasındaki bir kondisyon. Çok kötü değil, çok iyi değil. Neden çok kötü değil dedim? Daha yeni doğumlar başlamış. Hayvan sütte. Eğer iyi beslenirse bunun altına düşmez bu. Böyle devam eder. Ondan sonra yığılmaya başlar. Ama iyi beslenmezse az önceki koyunlar gibi olur. Benzer kondisyonda başka bir sakız sürüsü mesela bu. Bu da yine yeni doğum yapmış, süt vermeye başlamış ve yeterince alarm, bildirim gelmeye başlamış şeyden, uygulamadan. Yani eğer bana bakmazsan ben gidiyorum diyor mesela bu sürü. Ve bir sonraki dönemde en az %30'umuz doğurmaz diyor bunlar. En az %30'umuz kesinlikle doğurmaz. Geri kalanlar da tek doğurur diyor. Ama sakız koyun, normalde adam akıllı baksanız hepsi hemen hemen ikiz doğurur diye ben söyleyebilirim. Artık 3-3,5 hana da yakışır, hamama da yakışır diye bir söz vardır. Bu hayvanı ister koçaltı tohumlama dönemine koyun, ister doğurmuş olsun, ister laktasyonda olsun, bu ideal kondisyondur. Yağlı değildir, normal kondisyondadır. 3-3,5 aralığı dediğimiz aralık bu rakamsal olarak ifade edebileceğimiz durum. Ötesine geçmiş, 4'e yaklaşmış, yağlı. Bu da döl tutmaz. Ovaryumlar, yumurtalıklar yağlanmıştır, döl tutmaz. Bu muhtemelen ya doğurmamıştır, kısırdır veyahut da bir şekilde tek doğurmuştur, çok yemiştir ötekilerden. Gereksiz beslenmiştir. Onu kastetmeye çalışıyorum. Yani beslemedeki dengeyi nasıl kurabileceğimizi umarım anlamışsınızdır. Yani sürüye baktığınızda, o sürü tek tek bakmanıza gerek yok. Az önceki fotoğraflara bakın. Soldaki de, sağdaki de belli ediyor zaten. Geriye gelelim. Sürü belli ediyor zaten orada ne olup bittiğini. Kuzu da açlık ve soğuğun öldürdüğü bir %10'luk Türkiye'de %10'luk minimum bir ölüm var. Açlık ve soğuk. Buna dayanması için 4 kilo, 3 kilo olması lazım hayvanın. Ha mesela bak, sığırcılık yapanlar var içinizde ya, o yüzden sığırdan örnek verdim burada. Eğer bir koyun ikiz doğum yapmış, günde 270 gram canlı ağırlık kazandıracak kadar süt veriyorsa, yani ikiz doğurmuş hanımefendinin koyunu gibi ve o koyun yavrusuna günlük 270 gram canlı ağırlık artışı sağlayacak kadar süt verebiliyorsa, bu en az 30 kilo süt veren inekle eş değerdir. 30 kilo inek süt verdiği için o besleme esnasında ne yaparsanız yapın, dönem bitene kadar bir skor kaybı uğrar. Yani 4 ile başladıysa yarışa 3'e, 3 ile başladıysa 2 ile, 2 ile başlamaz zaten de, başladıysa 1'e düşer. O yüzden beslemenin önemi, o dönemdeki yani gebeliğin son dönemindeki besleme oldukça önemli. Evet, bu bahsettiğimde yine gebeliğin son dönemi, laktasyonun ilk dönemi ve koç katımındaki ilave yemleme. Kuzuyu doğurtturduk. Kuzuyu büyüteceğiz. Kuzuyu doğurtturmadan önce kuzuyu kaybedeceğimiz riskli zamanlar var. Buradaki tablo onu gösteriyor. Kuzu kaybedeceğimiz zaman bir anne karnından başlar, bir de sütten kesilene kadar devam eder. En temel çizelge bu. Tohumlama. Sayfanın en başı. Tohumlama diye yazıyor zaten orada. 45 gün. Şimdi burada hazır yeni başlayanlar varken şunu da belirtelim. Sürünün içerisinde koç sürekli kalıyorsa eğer, kayıt tutmanız, takip etmeniz güçleşiyor. O yüzden sizin sürünüzde bir tohumlama dönemi, bir doğum dönemi olacak şekilde planlamak zorundasınız. Ama Türkiye'de ne hikmetse son 30 yıldır, son 40 yıldır tembellikten kaynaklandığını düşünüyorum ben. Koçlar sürekli sürünün içerisinde. Bu da sürekli bir üretimi varmış gibi gösteriyor. Çünkü hayvan doğuruyor, besliyor, büyütüyor, tekrar gebe kalıyor. Ama sürü içerisindeki dağınıklık, planlayamamaktan ve hayvan yeterince kondisyonu sağlamadan gebe kaldığı için küçük kuzu
zayıf kuzu, tek kuzu doğurduğundan dolayı bir kayıp aslında bu. O yüzden bir kere tohumlama dönemi, doğum dönemi ayrı olacak şekilde koçlar aşımları bitirdikten sonra ayrı bir yerde bakılması gerekiyor. Hep mazeret şudur çobanlarda. Hocam koçlara kim bakacak? O zaman bırak bu işi ve hatta evde kapalı barındır. Ya da köydeki koçlarla anlaş. Bir adam sadece koçlara baksın. Gerekirse yılda bir kuzu hakkı olsun. Ne bileyim yani bir formül bulunur. Yeter ki ayrı bak. Şimdi tohumlama döneminden sonra hayvan 45 günde yavruluğa, uterusa, rahime yerleşiyor. Birinci kayıp orada başlıyor. Biz işte orada beslemeyle kontrol edebileceğimiz tek şey beslemeyi iyi yapmak, hayvanın ihtiyacını karşılamak ve oradaki ölümü azaltmak. Daha sonra çok fazla bir riskimiz yok. Ne zamana kadar? Kuzulayana kadar. Burada %5'lik zayıf bir ihtimal var. İşte kapı darsa, sıkışırsa, efendime söyleyeyim, bir takım çok bazı hastalıklarda falan embriyonik ölümler şekilleniyor. Daha sonra esas sıkıntı kuzuladıktan sonra sütten kesime kadar 60 günlük süreç. Ölümlerin %94'ü burada şekilleniyor. Buradaki en kırmızı çizgi hayvanın ilk 24 saati. Ağız sütünü alması gerektiği zaman. Eğer koyunculukta doğum döneminde başında çoban ya da siz bulunmazsanız bir kısım kuzular annesinin memesine ulaşamadığı için ister küçük ağırlıkla doğmuş olsun ister yani bazen boyu yetmiyor veyahut da meme tıkalı oluyor. Hayvanın memesinde mum gibi bir tüp şeklinde açamıyor. Kuzu emiyor ama süt gelmiyor. Siz de uzaktan bakıyorsunuz ki emiyor. Hayır o bir süre sonra 3 saat sonra 4 saat sonra kuzu körpelemeye, sendelemeye başladığı zaman acaba bu işte ne iş var diye baktığınızda memeyi açamamış veyahut da süt gelmemiş. Memede mastit var veya benzeri bir şey var. Dolayısıyla ilk 24 saat hatta ilk 6 saat ilk alarmın çalacağı bir dönem var. Bu ağız sütünü mutlaka alması gereken ki dünyada en özel ürün ağız sütü. Daha sonrasında eğer bunu aldıysa bir hayvan ağız sütünü yeterince aldıysa annesi de aşılıysa o hayvanın kolay kolay sırtı yere gelmez. Çünkü annenin rahminden yavruya plazenta ile geçen aşıdan oluşan koruyucu askerler oluşuyor. Geçemeyenler de sütle geçiyor. Ağız sütüyle geçiyor. Eğer siz birinden birini eksik yaparsanız kuzuyu ilk 30 gün içerisinde kaybediyorsunuz. İshal diye çok arayan soran olur. İshallerin temel sebebi annenin aşısız olmasıdır. Anne aşılıysa dahi ağız sütünü yeterince almamasından kaynaklanır. Şimdi az önce flashing'de ki annenin oradaki beslenmesi ağız sütünün kalitesine varana kadar her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla mesela kondisyon anlattım ya. Kondisyonu 1,5 olan koyunlara neredeyse 2 aya yakın toparlama beslemesi yapmanız lazım. Ama zaten bir insan eğer o işi 2. yıldan itibaren yapıyorsa o kadar kötü bir hayvanla karşılaşmaz. Ancak dışarıdan aldığı, topladığı koyunlarda buna ihtiyaç duyar. 2 olan sürülerde 6 hafta, 2,5 olan sürülerde 4 hafta, bakın 3 ideal dedim, 3 olan sürülerde 2 hafta yeterli olmaktadır. Eğer siz zaten o tekeri düzgün döndürüyorsanız 2 hafta sadece ilave arpayla işi çevirebiliyorsunuz anlamına gelir. Gebelik toksemisi, hayvan yavru zehirledi diye bildiğiniz hastalık, ikiz doğuracak hayvanlarda yine beslenme eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan hayvan yatar ve kalkamaz. Şurada olduğu gibi sezaryen yapılması lazım. Aksi takdirde yavruyu da anneyi de kaybedersiniz. O gebeliğin son dönemindeki beslemenin iyi olmasıyla bu iş toparlanabilir. Ben normalde açıkçası aşı konusunda zorunlu aşıları tarım ilçe müdürlükleri diğer aşıları da veteriner hekimler kendisi yaptığı için bu isimleri çok fazla gereksiz bulduğum için anlatmıyorum ama eğer anlayacaksanız söyleyeyim. Brucella, Shap, Clostridial yani çelerme aşısı, ishal aşısı, 4. madde ishal aşısı, 5. madde öksürük aşısı, 6. madde de yine ishal ileri dönemdeki ishal aşısı. Yani şurada Brucella, Shap, mutlaka yapılması gereken 6 aşı. Devlet yapıyor bunları zaten. Mavi dil de devlet yapıyor. Şunları özelde yapıyorsunuz. Akılda kalması için söyleyeyim. İshal aşısı,
ishal aşısı, daha doğrusu çelerme ishal aşısı öksürük için. Bu da yine ileri dönemdeki ishal ve bağırsak sıkıntısı için yapılan bir aşı. Burada belki olmazsa olmazlarda şu çelerme ile şeyi kesin söylüyorum. %100. Yani bazıları çünkü bunlardan imtina ediyor. Ama normalde şu 6 aşının maliyeti hayvan başına 50 lirayı bulmaz diye tahmin ediyorum. Hayvan başı için rakamları söylüyorum. Bu 50 lira karşılığında daha az kuzu ölümü, daha az tedavi masrafı, daha az uğraşmak. Yani çünkü bir hayvan ishal olduğu zaman ölmesin diye ekstra gayret göstermek zorunda kalıyorsun. Onun yerine hayvan başı 15-20 liralık aşıyı yapmak daha doğru. Bir de bunun dışında opsiyonlu dediğim, yani bölgeye göre değişen aşılar var. Nedir mesela? Çiçek her zaman yapılmaz. Yaygın şu anda Türkiye'de devreye girdi mesela. Geçen sene hatırladığım kadarıyla yoktu. Şimdi mavi dil bundan bir 5 yıl önce falan bir patladı. Özellikle bu bölgede patladı. Antraks yoktur herhalde. Çıkmıyor uzun zamandır. Çıkmasın da. Veba mesela tekrar yapılmaya başlandı. Bunlar döneme göre değişiyor. Yani yetiştirici, ya hocam Allah aşkına bize bir aşı programı. Ya aşı programı alsana aşı programı. Ama bunun bölgeye, zamana, efendime söyleyeyim, ırka. Mesela ben bir yerli ırk yetiştiriyorsam şu pnömoniye ihtiyaç duymam. Benim kendi koyunum olsa, kolay kolay yerli ırksa pnömoni yapmam. Ama Île de France'sa pnömoni 3 defa yaparım. Şimdi bunun yani herkese uygun, her tabloya uygun, her dünyanın her yerine yetişecek bir şekli yok. Dediğim gibi ben kıvırcık yetiştiriyorumdur. Yerli ırk. Akciğerle ilgili hiçbir sorun yaşamamışımdır ki yaşamazsın kolay kolay. Pnömoni aşısını listeden çıkarırım. Şimdi ben oraya olmazsa olmaz dedim ama dediğim gibi kendi işletmem için söylüyorum. Yapmam. Ama Île de France'dır, Charolais'dir, Dorper'dir. 3 defa yapmaya çalışırım. 2 çeşit varsa 2 çeşidini yapmaya çalışırım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sabit bir aşı programına takılı kalmayın. Ama şu temeldekilere yapabilirsiniz. Mesela bulaşıcı agalaksi, bu süt kesen hastalığı. Sütçülük yapan koyunlu keçicinin mutlaka yapması gereken bir aşı. Az önceki tabloda yok. Oraya neden koymadım? Bu çünkü sütçüler için elzem olan bir şey. Île de France sürüsünde önerdim yapın diye. Karşılaşılıyor çünkü. Ektima, ağızda yara yapan hastalık. Başına gelen olmuştur. Evet, bu ara yaygın. Ben bizim üniversitede de bir iki hayvanda gözlendi. Hemen aşıyı girdik devreye. Şimdi eğer gözlenmese 3 yıldır biz ektim aşısı yapmıyoruz. Belki ne 3 yıl, belki 5 yıldır yapmıyoruz. Keçilerde de olur, koyunlarda da olur. Ama daha çok oğlaklarda ve kuzularda olur. Şimdi botulismus. Bir bölgede sıkıntı olur, aşıyı girmek zorunda kalırsınız. Yani dolayısıyla tek tek örnek vermeye gerek yok. Keçiciyseniz keçiciğer ağrısı. Şuradaki temel aşıları üzerine işte mesela çiçek ve vebayı devlet şu an yapıyor bildiğim kadarıyla. Mavi dil de yapıyor hatta. Ama mesela mavi dil bizim Bursa tarafında yok, Akdeniz'de yok. Onun gibi değişiyor. Ha, burada şunu belki aklınızda kalsın. Anneler aşılıysa yavruları 1-1,5 aya kadar, minimum 1 aya kadar korur. Daha öncesinde yaptırmayın. Aşının, annenin kolostrumdan geçen savunma mekanizmaları aşının etkisini azaltıyor. Ama anne aşısız ise doğan kuzuyu en kısa zamanda 7-8-10. Günde fark etmez aşıya tanıştırın diye söylüyorum. Bakın aşıyla tanıştırın dediğimde olay nereye bağlanıyor? Koç katımında siz eğer standart bir zamanı oturtturamadıysanız bir gün bir tane doğacak, 5 gün sonra bir tane doğacak, 8 gün sonra, 15 gün, 20 gün, 10 günlük kuzu da var işin içerisinde, 40 günlük kuzu da var. Hadi gelin aşı programını yapın bakalım. Uymaz, beceremezsiniz. Dünyanın hiçbir yerine uymaz. Şişe ona göre uygun gelmeyecek, miktar gelmeyecek. Dolayısıyla bakın, biz koç katımının düzgün yapılmasıyla başlayan bir üretim sezonu planlamak zorundayız.
Koçun düzgün katılmadığı bir sürü de kuzunun aşısı dahi olumsuz etkileniyor ve hatta sizin cebiniz olumsuz etkileniyor. Çünkü aynı aşıyı birkaç defa açmak zorunda kalacaksınız eğer gerçekten düzgün yapmak istiyorsanız.